candan öte. Yar kemen atmış boynumdan, çeker beni gerçek aşka. Dünya çekilmiş aynımdan, ayna kılar ışka beni. Nicedir gönlün dermanı, hak kılmış aşka fermanı. Yedi dağın değirmeni, bir ben eder başka beni. Ateş olma mı odundan, cismin bilmezdim adından. Zümrüdan kağ kanadından, yar çağırır meşke beni. Hak ustalar ne eylediler? Yare pul pul peylediler. Kapı kulu eylediler bir tavansız köşke beni. Bir geceden bir geceye, sevda erişti niceye. En güzele, en yüceye yol etseler keşke beni. Efendim, Kadim Başkent programından merhabalar. Bugün rahmetli Fevzi Halıcı Üstadım bir şiiriyle programımızı açtık. Neden onunla açtık? Çünkü Cumhuriyet döneminde sema törenlerinin yeniden yaygınlaşabilmesi, yeniden aktif hale getirilebilmesi için çok ciddi emekleri olduğunu biliyoruz ve 9 Ekim ölüm yıl dönümüydü. Hem kendisine rahmet olsun hem de bir anmak istedik. O yüzden onun şiiriyle başladık. Bugünkü konuğumuz Türk Tasavvuf Topluluğu Müdürü Fahri Özçakıl beyefendi. Kendisi şu anda Poznan'ın sema törenlerinde aktif olarak görev yapıyor. Tam bir Selçuklu beyefendisi. Hep takdirle izlemişizdir kendilerini hem sema ayinlerinde hem sosyal hayatında, normal hayatında. Bugün konuğumuz Fahri Hocam. Tabii ki bir Poznan'ın misafirimiz olduğu zaman sorulacak olan soru nedir hocam? Sema. Şimdi sema nedir? Bize öncelikle bu konu hakkında bilgi verirseniz sonra ufak ufak açacağız konuları hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Tabii sema deyince Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bize vermiş olduğu ilhamla yapmış olduğu bir coşkunlukla bir hareket olarak günümüze kadar gelmiş olan önemli bir Mevlevi yolunun zikir ritüelinden bir parçadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri aşkla ve coşkuyla kainatta tüm varlıkların, canlı cansız tüm varlığın Cenab-ı Allah'ın tecelli, nazargah-ı ilahi olarak orada yansıması ve onu görerek bir coşkunlukla yapmış olduğu bir harekettir sema. Bir zikir olarak, bir cezbe haliyle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yapmış olduğu semayı daha sonra bir ritüel halinde bunu program içerisinde geniş bir şekilde açıklayabiliriz. Günümüze kadar gelmiş ve Mevleviler de bu semayı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o anda yapmış olduğu coşkunluğu yakalayabilme düşüncesiyle devam ettirmektedirler. Eyvallah. İlk sema dediniz Mevlana Hazretleri ile Şems Hazretleri. Peki bu metodolojik hale, Mevlevilik ve sema ayinlerinin bir ritüel haline gelmesiyle ilgili Selçuklu döneminde var mıydı böyle bir şey yoksa daha sonradan mı ortaya çıktı? Tabii Mevlevilik yolu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Hakk'a irtihalinden sonra Şeb-i Aruz dediğimiz Cenab-ı Allah'a ulaşma yılı olan malum 17 Aralık 1273 tarihinden sonra oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebiler tarafından Mevlevilik yolunun ihdas edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nden sonra Çelebi Hüsamettin 11 yıl kadar posta oturmuş. Daha sonra Sultan Veled o makama geçerek öncelikle tabii ki Mesnevi Hanlık orada biraz daha yaygınlaşmış. Daha sonra Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi torunu tarafından bu Hazreti Mevlana'nın yaşam düşüncesi bize aktarmış olduğu o manevi yaşam şartları biraz daha ritüelleşerek sema mukabelelerinin yapılması sağlanmış. Tabii Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Sultan Veled'in torunu Emir Alim Çelebi'nin oğlu Pir Adil Çelebi tarafından biraz daha ritüel halini almış 15. yüzyılda. Osmanlı döneminde bugünkü halini almış olduğunu görüyoruz. Tabii daha sonra 17. yüzyılda Buhurizade Mustafa İtri tarafından bestelenmiş olan Naat-ı Mevlana ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'e metiye olarak yazmış olduğu bu naatı Buhurizade bestelemiş ve sema ritüeline naat olarak girmiş. Tabii ki bilindiği gibi
tüm zikir esnasında, zikire başlamadan önce salavat-ı şerif getirilir ki bu da naat, Peygamber Efendimiz'i methiye olarak bir başlangıç şeklinde o dönemde Mevlevi ritüeline dahil edilmiş. Günümüze kadar da Osmanlı döneminde en üst seviyede yaşanılır ve yaşatılır halde gelmiş. Tabii bunun Cumhuriyet'ten önceki ve Cumhuriyet'ten sonraki dönem olarak iki bölüm halinde değerlendirmek de mümkün. Hocam Cumhuriyet'ten sonraya gelmeden Mevlevi hanelerden biraz bahsedelim. Bu ritüellerin yapıldığı yerler Mevlevi haneler. Bu ilk Mevlevi hane Mevlana Hazretleri'nin metfun bulunduğu Mevlana Türbesi evet. diyebiliyoruz. Evet. Ve asithane olarak da burası biliniyor. Dünya çapında en büyük ve bütün Mevlevi hanelerin yönetildiği yer burası diyebiliyoruz. Hı. Doğrudur sanırım size takdir ederseniz. Şimdi bizim programımız Kadim Başkent hocam. Selçuklu İmparatorluğu'nun Konya'yı başkent yapması ve onun Konya'ya kattığı değerler üzerine daha çok konuşuyoruz. Şimdi Konya'nın siyasi olarak başkent olması bir taraftan yürürken öbür taraftan da Mevlana Hazretleri'nin burada oluşturduğu bu manevi atmosferde sanki bir de gönüller başkenti olmuş. Asitane'nin Mevlana'nın Asite Türbesi'nden yönetiliyor olması, Mevlevi hanelerin her birinin dünya Mevlevi hanelerinin buradan yönetiliyor olması ve bunun hala belki günümüzde de kırıntılarının olması buranın ayrı bir başkent oluşuna da ışık tutuyor gibi kesinlikle. Görünüyor değil mi hocam? Doğru bir aşk şehri, bir evet. Mevlana şehri ve onun da başkenti Konya aslında. Evet. Çok güzel ifade buyurdunuz. Aslında tabii ki kadim başkent olarak Konya'mızın Asitane dediğimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin burada metfun bulunması ve ondan sonra yaygınlaşmış olan Mevlevilik tarikatı içerisinde burada Konya başkent olarak Mevlevilerin yaşam şekli haline gelmiş. Burada tabii ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nden sonra az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi Mevlevilik yolunun kurulması. Burada Asitane dediğimiz Mevlana Hazretleri'nin kabrinin metfun bulunduğu yer olarak da önemli bir merkez haline burada geldiğini görüyoruz. O dönemde tabii Osmanlı döneminde de yine Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebiler gezginci bir tabiata sahip oldukları için devamlı İstanbul'a gidip Mevlevilerin bu yaşantısını oradaki padişahlara bildirmeleriyle padişahların takdirini kazanmış ve Osmanlı her nereye gittiyse mutlaka Konya'dan yetişen Mevlevilerden, Mevlevi dedelerinden oluşan bir grubu gittiği yerde bir Mevlevi hane ihdas ederek oraya yerleştirmiş ve oradaki insanların yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı'nın gittiği her yerde gayrimüslim ya da Müslüman insanların sevgisini, saygısını, takdirini kazanmış ve oradaki insanların gönüllerine hitap ederek manevi olarak onların fethedilmesini sağlamışlar ve uzun süre Osmanlı'nın yurt dışında kalmasının da önemli bir etken olduğunu Mevlevi hanelerin açılışı, işlevleri, oradaki faaliyetlerinden görebiliyoruz. Burada tabii Osmanlı'nın doğudan batıya, doğuda İran tarafından, batıda Macaristan Peç şehrine kadar, güneyde işte Mekke'de Afrika bölgesinde yine Mısır'da Kahire Mevlevi Hanesi, yukarıda kuzey tarafında işte Kırım Mevlevi Hanesi. Yani Osmanlı'nın gittiği her yerde bir Mevlevi Hane açılmış. Aklıma şunu getirdi hocam bu bahsettiğiniz. Bütün dünyaya gittiği her yere Osmanlı Mevlevi Haneleri götürmesi. Şimdi Mevlevi Hanelere baktığımız zaman sadece zikrin yapıldığı, dervişlerin yaşadığı bir yer olarak görmüyoruz. Evet. Bir yaşam şekli olarak görüyoruz. İçinde sanatı, zanaatı, meslek erbapları, müzik ve tasavvuf evet. bilgisi, diğer fıkıhtır, kelamdır, hadistir bu tür içinde bilgilerin verildiği aslında bir yaşam merkezi sanki değil mi? Yani pek çok kesinlikle. Şey bir arada. Bu da Türk İslam kültürünü gittiği yerlerde çok güzel ifade edebiliyor ve çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Evet. Belki o yüzden hala Mevlana'ya ve Mevleviliğe sıcak bakıp dünyanın her tarafından her yıl akın akın Mevlana törenlerini ziyarete gelen insanlarda o kırıntılardan mı tat kaldı kesinlikle. Acaba? Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Zaten Mevlevi haneler, Mevlevilik yolu kaynağını Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Seniyye'den Peygamber Efendimiz'in yaşantısından almış olan bir tarikat olarak günümüze geçiyor ve
İslam'ın bu güzel yüzünü yurt dışındaki insanlara, gayrimüslimlere zarafetiyle, nezaketiyle, saygısıyla, muhabbet, sevgi, hoşgörüsüyle oradaki insanlara da aktarabilip ve oradaki insanların gönüllerine bu şekilde kazanmasını sağlamış oluyor. Az önce bahsettim Macaristan'dan. Şimdi bir anekdot aktarmak çok belki seviniriz. Faydalı olabilir. Yani anekdottan ziyade bir hatırat olarak da anlatmak şu anda gerekebilir belki. Şimdi bundan 8-10 yıl kadar önce Ankara'dan Macaristan Büyükelçiliğinden bir telefon geldi. Bir Melevi dervişiyle görüşmek isteyen bir karı koca olduğunu söylediler. Bizim telefonumuzu bulmuşlar bir şekilde. Biz de hay hay memnuniyetle yardımcı olalım, ilgilenelim diye telefon numaramı verdim. İki gün sonra Konya'ya geldiklerinde bir rehber hanım eşliğinde burada görüştük. Randevuleştiğimiz yer Mevlana Türbesi'nin huzurunda bir yer idi ama ben geldiğimde henüz orada göremeyince aradım. Kendilerini Selimiye Camisi, Bitişik'teki Selimiye Camisi'nde olduğunu söylediler. Oraya gidince Agoston Reisner isimli bir Macaristanlı eşiyle birlikte gelmişlerdi. Orada Selimiye Camisi'ni hayranlıkla izlerken onların yanına gidip kendimi tanıtınca beni çok büyük bir coşkuyla, sevgiyle, gözyaşlarıyla kucakladılar. Yani ben hayret ettim. Yani kim acaba bunlar, ne için bana bu kadar böyle ilgi alaka gösterdiler diye. Tabii ki biz her ne kadar bir Mevlevi ya da bir derviş olamasak da yani onlara bir şekilde yardımcı olma düşüncesiyle onlarla görüşüp ilgilenmeye çalıştık. Tabii bu bir müddet sonra rahatladıktan sonra Konya'ya Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'ni ziyarete ve bir Mevlevi dervişini görmelerinin sebebini açıkladı. Şu şekilde kendileri atalarından gelen, atalarının Mevlevi hanelerden yaşamış oldukları o yaşantılarının etkilerini bir kaynak olarak, kitap olarak devamlı okuduklarını ve atalarının Konya'ya, Hazreti Mevlana'ya ve Mevlevi dervişlerine çok büyük bir vefa borcu olduğunu, bunun bir vasiyet olarak mutlaka birilerinin oraya götürüp iletmesi gerektiğini, bu nedenle Konya'ya geldiklerini söylediler. Ve hakikaten çok etkilendik. Kendileri de zaten o etkiyle büyük bir coşkunlukla zaten uzun süre gözyaşlarını tutamadılar. Ve kendileri o dönemde dediklerine göre atalarının işte daha önce devamlı Haçlıların orada geçiş güzergahı olması münasebetiyle zor kullanarak oradaki insanları işte zorbalıkla katlettikleri, işte mallarına gasp ettikleri ama Osmanlı Macaristan'a girdiğinde işte Osmanlı askerinin önünde Mevlevilerin sema ederek, hatta onların tabiriyle dans ederek diye bize bahsetti. Ve mehter müziğiyle oraya gelen insanların tabii kaçıştıklarını, aslında ilk etapta Osmanlı askeri geliyor diye her tarafa gizlenmişler. Ve tabii bakmışlar ki düğün alayı gibi orada geliyor. Bir müzik eşliğinde sema ederek, onların tabiriyle gene dans ederek insanlar, bu insanlardan bir kötülük gelmez deyip tekrar dışarıya çıktıklarını ve arif kimseler tarafından işte Osmanlı'nın İslam kültüründeki bu estetik güzelliği boyutuyla, sevgi, saygı, hoşgörüyle onlarla irtibata geçerek onların gönüllerini kazandığını ve insanca yaşamanın Osmanlılardan öğrendiğini. Evet. Yani daha önce tabii ki biraz daha farklı bir muamele gördükleri için ancak insanca yaşamanın Osmanlılardan ve Mevlevi dervişlerinden gördüklerini ve uzun yıllar onlarla birlikte hemhal olduklarını, bu İslamiyet'in güzelliğini onlardan öğrendiklerini ve malum 150 yıl kadar Osmanlı Macaristan'da kalmış. Bunun da en büyük etkeni Mevlevilerin oradaki faaliyetlerinden olduğunu görüyoruz. Tabii orada bize Tıssa Nehri'nin ırmağından getirmiş oldukları su, toprak ve bitkiyi özel bir paket halinde getirip bize ikram etmeleri,
ayrı bir güzellik olarak gelmişti. Tabii burada Mevlevilerin yurt dışında yapmış oldukları faaliyetlerin en güzel örneğini burada kendileri bize yansıtmış oldu. Bunu da buradan ilave etmek lazım. Şu samimiyet, şimdi Kadim Başkent programının hocam kaygısı, yola çıkma sebebimiz bir medeniyeti bağrında barındıran şehir Konya, Selçuklu İmparatorluğu'nda sanatın, kültürün üst noktaya geldiği bir şehir. Öbür tarafa bakın, maneviyata döndüğümüzde Mevlana'nın, Şems'in ve diğer bir sürü ilim, irfan sahibi kişilerin burada bulunmaları ve bir temel atmış olmaları Konya'yı belli dönemde, belli tarihlerde gerçekten çok üst düzey bir hale getirmiş. Dünyanın göz bebeği haline getirmiş Selçuklular döneminde. Şimdi bugün Mevlana ile anılan Konya'da gerçekten bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve biz kendi değerlerimizin farkında neden olmuyoruz. Bunun kaygısıyla bu program yola çıktı. Şimdi sizin söylediğiniz şeyden de benim aklıma gelen şu oldu. Biz yaşamayı mı unuttuk acaba? Hani Mevlevice, Mevlevi dervişleri gibi ya da İslam'ı, tasavvufu, İslam'ın beş normal şartlarını bile hani çok abartmadan sadece günlük şeylerini yaşayarak, ama bunları sadece şeklen değil, yaşayarak bir ifade edebilmek. Şimdi Avrupalı ile bir farkımız pek çok şeyinde kalmadı. Geldikleri zaman onlar bize bakıp belki dedikleri de oluyor. Evet. Bunun acaba eksiği nedir? Biz kendimizi nasıl toparlarız tarafına baktığımızda en basit tabiriyle bunu yaşamak ve yaşatmak olduğunu görüyoruz sanırım. Çünkü giden Mevleviler orada yaşadılar ve bunu halleriyle gösterdiler diğer insanlara. Biz de sanki yeniden böyle bir ruha bürünüp, yeniden Mevlevi, İslam, bunu hangi nere tarafından tutabilirseniz tutun, şu tarikat, bu tarikat diye de değil. Evet. Sadece İslam'ın o nezaket ve naif kısmını alıp, gönül ehli olabilmek, hal ehli olabilmek ve bunu yaşamaktan mı geçiyor acaba? Şu söylediğinizden aklıma bunlar geldi hocam. Yani aslında biraz tasavvuftan uzaklaşmamız belki bu bahsettiğiniz konuya örnek olarak verilebilir. Ama tabii tasavvuf dediğimiz zaman İslam, iman ve ihsan dediğimiz bir hadise karşımıza çıkıyor ki İslam'ın şartlarını yerine getirmek, farz ibadetleri harfiyen yerine getirebilmek, imanı fazlasıyla içimize sindirebilmek ve ihsan dediğimiz Cenab-ı Allah'ın bizi görüyormuşçasına hareket etme hadisesi. Belki biz bundan biraz uzaklaştığımız için maalesef günümüzde İslamiyet'in gerçek manada yaşantısından da uzaklaşmış oluyoruz. Yani bizim yurt dışından gelen insanlara vermemiz gereken özellikle bunu vurgulamak lazım. Yani tüm insana insanca, yani Hazreti Mevlana'nın en büyük vasıflarından bir tanesi tüm insanları insan olarak görerek, onları Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir varlık olarak saygı, sevgi ve ona hoşgörüyle muhabbet beslemesi. Yani biz belki biraz daha bundan uzaklaştığımız için dediğiniz konular maalesef ki karşımıza çıkabiliyor. Yani her halükarda şu anda biz büyük bir sitayişle Mevlevilerin o dönemdeki yaşantılarından bahsediyoruz ama günümüzdeki eksiklik maalesef bundan da kaynaklanıyor. Yani her halükarda ne olursa olsun bugün belki yasak bile olsa Mevlevi hanelerin aslında uygun olarak yaşatılması, tekrar açılıp gerçekten bir kamil insan, bu o dönemde yaşamış olan insanların yaşantısını tekrar gün yüzüne çıkartabilmek, topluma faydalı insanlar yetiştirebilmek, bu Mevlevi hanelerin yeniden faaliyetlerinin geçirilmesine bağlı. Yeniden bir güncellemek bir gerekiyor oluşum, değil mi hocam? Bir oluşum tekrar gerekiyor diyorsunuz. Şimdi Mevlana törenleri biliyorsunuz 7-17 Aralık tarihleri arasında birlikte de teşvik mesai yaptığımız, çok keyifle çalıştığım yıllar. Bir şeyler yapıldığı yapılıyor. Çok da güzel programlar oluyor. Bu başlangıcı 1951 sanıyorum bir kere yapılıp sonrasında metodolojik hale getiriliyor. Bu konuyla ilgili nasıl gelişti? Osmanlı'dan sonra o intikaya uğrayan kısmı, işte bütün tarikat dergahların kapatılmasından sonra Mevlevi hanelerin de kapatılmasıyla yeniden 1926'da sanırım sadece Mevlana Türbesi'ne böyle bir hak verilip açılmasıyla bir güncelleme oluşturulmuş. Bu konu hakkında ne dersiniz hocam? Nasıl gelişti, nasıl oluştu? Tabii
1925 yılında tekke ve zaviyelerinin kapatılması kanunuyla birlikte tüm tekkelerde olduğu gibi Mevlevi hanelerinde kapatıldığını görüyoruz. Daha sonra uzun bir müddet insanlar Hazreti Mevlana'yı anmaktan çekinir hale gelmişler. Mevlevilik yolunun zaten inkıtaya uğratıldığını o dönemde diğer tarikatlarda olduğu gibi görüyoruz. Aslında Mevlevilik yolu tabii ki bir aşk yolu, cezbe yolu, bir yaşantının önemli bir ölçüde insanlara vermiş olduğu bir sevgi, saygı, hoşgörüyle bütünleşmiş olan bir hali. Ama her halükarda diğerleriyle aynı kefeye konulduğu için maalesef ki Mevlevi hanelerde kapatılmış ve o dönemdeki Mevleviler bu yasaklamaya uyarak tabii ki Mevleviler de mutlaka ki yani devletin koymuş olduğu yasalara uyma mecburiyeti onları kendi hallerine çekilmeye maruz bırakmış. Dolayısıyla Mevleviler her ne kadar Mevlevi hanelerde sema yapamaz olmuşlarsa da kendi iç alemlerinde o manevi huzuru, o yaşantıyı virtlerine kendi şahsi olarak gayretleriyle devam etmişler. Kendi iç alemlerinde bunu yaşamaya çalışmışlar. Tabii uzun dönem bu şekilde devam ettikten sonra 1937 yılı civarında yavaş yavaş Hazreti Mevlana'yı türbesinde ziyaret ederek ve işte bir seminerler, konferanslar verilerek anılmaya yavaş yavaş başlanılmış. Daha sonra 1942 yılından itibaren biraz daha artarak bu tür çalışmalar, işte ney taksimi, mesnevi okuması ve seminerlerle biraz daha artırılmış. 1942 yılında Halk Evi tarafından bu tür programlar yapıldıktan sonra 1952-53 yılında Konya'ya Hazreti Mevlana Türbesi'ni ziyarete gelen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Konya'ya gelince burada demiş ki ya çok güzel bir mekan, biz burada dönen dervişleri biliyoruz, neredeler onlar, yok mu dönen dervişler deyince o dönemdeki bulunan yetkililer ya acaba demişler yani sene kaç dediniz hocam? 1953. 53. Acaba demişler dervişleri gün yüzüne çıkarsak da böyle bir görsel olarak bir faaliyet gösterseler olur mu? Ve 1954 yılında Maarif Vekilliği tarafından burada dönen dervişler diye bir belgesel film çekilmiş. Tabii o dönemde Konya'daki Mevleviler sırlanmışlar. Kendi iç aleminde bulundukları için gün yüzünde değiller. İstanbul, Afyon, Kütahya, Sivas gibi yerlerden daha önce kapatılmadan önceki semazenleri, Mevlevileri bularak burada sema etmeleri ve bir belgesel film olarak çekilmeleri sağlanmış. Onun akabinde de yavaş yavaş etkinliklerde, Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinde bu tür programların yapılması sağlanmış. Ama tabii yine insanlar tedirgin. Baştaki amirler bu işi kesinlikle bir zikir düşüncesiyle, Mevlevi tarikatı olarak değil, bir gösteri olarak yapacaksınız uyarısıyla. Yani şimdi bu dönemde, Cumhuriyet döneminde yapılan sema ayinleri aslında ayin değil, kültürel etkinlik. Kültürel bir etkinlik olarak öyle bir baskıyla başlamış. Tabii o dönemde Mevlevi zikrini, semayı zikir olarak düşünen Mevleviler, yani biz bunu şov olarak nasıl yapalım, yani onun da tedirginliği içerisinde olmuş olsalar da inşallah yeni bir oluşma kapı açılır düşüncesiyle eyvallah demişler. Ama tabii Mevlevilikte zikri hafi dediğimiz kalp zikri vardır. İsmi celal çekerek zikredilir. Hatta bununla ilgili rahmetli Nezih Uzel hocamızın bir hatıratı var. Onu da anlatmakta fayda var. O dönemde Konya'da sema mukabeleleri işte bir gösteri niteliğinde yapılırken dönemin valisi tabii ki Semazenler Devri Belediye dediğimiz yürüyüş esnasında ismi celal çeker. Tabii her çark atışında sema ederken ismi celal. Devri Belediye'yi bir açalım hocam. O hangi yürüyüş Devri Belediye Devri dediğiniz? Belediye, ilk giriş mi? Semanın ilk başlangıcında zaten malum biliyorsunuz ney taksimiyle başlıyor. Evet.
daha sonra Naat-ı Mevlana ve Devri Velediye dediğimiz üç kez semahanede selamlamalar, evet. Semazenler dairevi şeklinde postun önünde birbirlerine mukabele ederek devrederler. Biz buna mukabele diyoruz, karşılıklı selamlaşma. Ve bu Devri Velediye yürüyüşünde tabii her adım atılışta ismi celal çekilir. Baştaki postun için Şeyh Efendi tabii dudağını kıpırdatarak ismi celal çektiğini görünce dönemin valisi, yahu bu Allah mı diyor, ne diyor acaba diye böyle yanındakilerini uyarınca, yanında bir tane yetkili bir arkadaşımız da, efendim yaşlıdır, dudakları kımıldıyor işte. Kimdi efendim o şey, hatırlar mısınız ki şeyi? Şu anda hatırlamıyorum. Yani Nezih Uzel'in aktardığı kısımda da bahsetmiyor isminden. Tabii o dönemde sanıyorum Süleyman Hayati Dede falan da olabilir muhtemelen. Selman Tüz'ün dede olabilir. O dönemde gelen postnişinlerden, Şeyh Efendilerden. Dolayısıyla efendim demiş, yani bu yaşlı olduğu için dudağı kıpırdıyor. Yani öyle bir şeyden bahsetmiyor, yani Allah demiyor falan diye işi düzeltiyor. Yani böyle bir anekdot. Yani o dönemlerden geçtik. Ama günümüzde tabii ki 1962 yılında Konya Turizm Derneği, sizin evet az önce rahmetli andığımız Fevzi Halıcı'nın yapmış olduğunuz Fevzi Halıcı rahmetli, rahmetli anıyoruz kendisini. Bu sema mukabelelerinin, Mevlevi ayinlerinin Konya Turizm Derneği adı altında, çatısı altında yapılmasını başlattı ve o dönemden sonra yavaş yavaş Konya'da da semazenler tekrar gün yüzüne çıkartarak, işte sırlanmış oldukları tenurelerini, kıyafetlerini çıkartarak sema mukabelelerine dahil oldular. Daha sonra tabii ki 1964 yılından, 62 yılından itibaren de yine Konyalı semazenlerin de içerisinde olmuş olduğu Mevlevi mukabeleleri günümüze kadar da gelmiş oldu. Tabii 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nu sema mukabelesinin aslına uygun olarak, dejenerasyona fırsat vermeden aslına uygun olarak yapılması yönüyle bu mukabeleleri resmileştirdi ve Kültür Bakanlığı çatısı altında bu toplulukları yapmaya gayret ediyoruz. Tabii burada işin sadece sema boyutu devlet eliyle yapılıyor olması söz konusu, yani değilse işin asıl gerçek manada Mevlevilik yaşantısı burada söz konusu değil maalesef. Yani şu anda kültürel etkinlik olarak semanın kültürel, görsel boyutunda şeyler yapıyoruz ama rutinel olarak Mevleviliği yaşama konusunda bir yani, şeyimiz. Evet o yok ama en azından tabii görünür ki, alemde yok. Görünür alemde eyvallah, yok ama öyle diyelim. Sema eden, sema eden arkadaşlarımızın hepsi gerçekten bu işin bilincine vakıf bir şekilde vakit namazlarını kılarlar, abdestlerini alırlar, vakit namazlarını kılarlar, dualarını ederler ve her çarkta ismi celal çekerek şeyden Anna Masala hocam zikrederler. Anna Masala'nın bu konuyla ilgili bir şeyi var. Çok hoşuma gitmişti. Mevlana ile ve Mevlevilikle ilgili ciddi araştırmalar var. Konya'ya da defalarca gelmiş, törenlere de katılmış bir İspanyol sanıyorum. İtalyan. Şimdi diyor Cumhuriyet döneminde yapılan sema tamam diyor kültürel etkinlik ama diyor o tennörelerin uçuşmasında diyor o mestin gıcırtısında o insanların çektiği zikirde diyor o manevi esintiyi yakalamamak mümkün değil diyor. Kesinlikle. Hem o Mevlevi sema dönen semazenler hem de gelen misafirler o tennörenin eteğine tutuşup giderler diyor. Yani her ne kadar bu kültürel etkinlik gibi olsa da hocam biliyorsunuz yıllardır o Mevlana törenlerinin içerisindeyiz. İnsanlar Ümre'ye gelir gibi, hacca gelir gibi. Mevlana törenlerine geliyorlar. Onu bir ritüel, bir ne bileyim o bir kendilerince manevi bir boşluğu doldurmak üzere gelen pek çok hikayede siz de yaşadınız, biz de biliyoruz. O hışırtı, eteklerin uçuşması ve mestin gıcırtısı hakikaten alıyor. Her ne kadar sadece bakın devletin yaptığı şeklen bir etkinlik gibi olsa da o mutlaka geçiyor insanları. Zaten bunu sema eden, semazen o manevi coşkunlukla semayı ettikten sonra izleyenlerin de mutlaka o manevi etkiden feyiz aldıklarını görmemek mümkün değil. Yani mutlaka ki insanlar oraya gelirken bilinçli bir şekilde bu işin bir gösteri olmadığını düşünerek geliyorlar.
Biz bu işi tabii resmi olarak zikir demek belki biraz doğru olmasa da ama yani o bir zikirdir. Mevlevilerin zikridir. Aslında uygun olarak yapılması bu şekildedir. Değilse bir şovdan öteye gitmez ki onun da bir etkisi olmaz zaten. İzleyenler de bunun farkında. Biz yurt içinde ve yurt dışında pek çok programlarda bulunduk. Gerçekten insanlar özellikle yurt dışında yani şoklanmışçasına onun manevi etkisiyle yani o neyin insanların ruhuna hitabı, o semazenlerin sizin de bahsetmiş olduğunuz o tenorenin uçuşması, mesleğin gıcırtısı onları başka bir aleme götürüyorlar ve bu işin farklı bir şey olduğunu görüyorlar. Aynen. Yani bir şov olmadığını, bir gösteri olmadığını, bu işin manevi bir boyutunun, altyapısının olduğunu bilerek Hazreti Mevlana'yı öğrenmeye, Mesnevi'yi okumaya ve onun da temel almış olduğu İslamiyet'i araştırmaya, yönlendirmelerine sevk ediyor, de aynen. sevk etmiş oluyor. Aynen. Bu bizim için güzel bir şeydir. Eyvallah. Şimdi güzellik oluyor. Şeklen dedik ama her şey zaten bir zahiri, bir batini kısmı. Her şeyin, eşyanın hakikatine baktığımızda bir görünen kısmı var, bir de bizim görmediğimiz öteler ötesi hikayeleri var. Aklımızın, sırrımızın ermeyeceği işler var. Tamam şeklen biz orada bir şekilde sadece sema ediliyor ama batini boyutunda da bunu kim ne yaşar onu da yaşayanlar bilir yaşayanlar herhalde. Yaşayanlar biliyor. Aynen öyle, onu yaşamak lazım, onun içine bir girmek gerekiyor. O duyguda mutlaka gelen seyircilere sirayet ediyor ki 800 yıl önce yanmış çera bugün hala insanların kalbini tutuşturup kesinlikle. Konya diye akın edebiliyorlar bir zamanı geldiği zaman ki Konya da bilirsiniz hani o dönemde yağmur, çamur, kar, ışığımız, güneşimiz olmaz. Havada çok uygun değildir aslında gezmeye, bir yerleri görmeye ama hiçbir şey aldırış etmeden o dönem senelerce rutin olarak gelen misafirlerimiz var biliyorsunuz. Kesinlikle, hani Konya'da bir sefer geldim hadi bir daha gitmeyeyim değil. Ne zaman başlıyor? 10 gün öncesinden oteller doluyor. Daha 3 ay öncesinden oteller doluyor. Demek ki bir şey yakalıyorlar insanlarda. Bir koku, bir tını yakalıyorlar oradan. Zaten burada aşıkların Kabe'sidir bu makam. Her kim ki buraya eksik olarak eyvallah. Girer tamamlanarak çıkar. Muğla Camii'nin, Mevlana Hazretleri'nin Kıraat Odası'nın girişindeki yukarıda levhada yazar. Kâbetül Uşşak, Maşet İn Makam diye. Yani insanlar hakikaten herkes niyetine buraya, göre değil mi hocam? Aşıkların Kâbesi olarak o düşünceyle gelip buradan hakikaten dünyanın her türlü yerinden insanlar akın akın Hazreti Mevlana'nın açmış olduğu bu ışıktan yararlanabilmek, istifade edebilme düşüncesiyle geliyorlar. İnşallah Cenab-ı Allah tesir halk etsin. İnşallah. Hidayet nasip etsin. İnşallah. Bu Hazreti Mevlana'nın ışığının ilelebet devam İnşallah. Edeceğini İnşallah. Kur'an-ı Kerim İnşallah. Ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinin yerine getiren bu tür etkinliklerin pek çok insana fayda sağlayacağını inşallah ümit ediyoruz. İnşallah sağ olasın hocam. Biz amin diyerek amin. Programımızı İnşallah. Sonlandıralım. Şimdi programımızın iki bölümü daha var hocam. Biz her bölümümüzde bir obje tanıtıyoruz. Bu bölümde de sema Mevlevi kıyafetlerini, semazen kıyafetlerini tanıtalım istiyoruz. Sizin bu konudaki engin bilgilerinize başvurarak semazenlerin giydiği kıyafetlerin ne anlama geldiği, tennuresinin, sikkesinin, işte cübbesinin, o konuda bize biraz bilgi vermenizi rica edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar. Şu anda çok farklı bir atmosferdeyiz. Çok farklı bir mekandayız. Burası da İrfan'ın Semahane dediğimiz bölümü. Bugünkü anlatacağımız her hafta az önce de bahsettiğim gibi her hafta tanıttığımız objelerden bir tanesi bugün daha farklı bir konseptle olsun dedik. Sema kıyafeti, semazen kıyafetini tanıtmak istiyoruz. Bu konuda Fahri Hocam'dan bilgi almak istiyoruz. Sikkeden cübbesine, tennuresine, mestine, bunlar sembolik olarak neyi ifade ediyor ya da hangi amaçla kullanılıyor? Bu konular hakkında Fahri Bey'den biraz detaylıca bilgi istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki Fatma Hanım bilindiği gibi Mevlevilerin tüm kıyafetinin, yaşantısının, her şeyin ayrı bir sembolize ettiği bir manaları vardır. Burada Semazen kardeşimizin üzerindeki giymiş olduğu Mevlevi kıyafeti, sema kıyafeti, işte başındaki sikkesiyle, üzerindeki hırkası, içerisindeki tennuresi, Elif-i Nemet, Destegül ve Mestine kadar
ayrı bir anlam ifade etmekte. Tabii burada şunu söylemek lazım öncelikle. Mevlevilikte tabii ki tasavvufta özellikle tefekkürü mevt dediğimiz ölümü hatırlama, ölümü hatırlamak, hadisesi vardır ki burada Peygamber Efendimizin mutu kabile ente mutu yani ölmeden önce ölünüz sırrına mazhar olabilme düşüncesiyle Mevleviler işte diyorlar ben semaya girerken üzerimde benim toprağım ve başında mezar taşım topraktan sıyrılıyorum, hırkanı çıkartabilirsin Cüneyt'ciğim. Topraktan sıyrılıyorum ve üzerimdeki tenure ile ki bu kefeni de sembolize ediyor aynı zamanda. Tenure ile kefen ile Cenab-ı Allah'a karşı bir yolculuk, bir miraç, gidiş geliş hadisesi burada cereyan etmekte. Bunu Mevleviler bu şekilde değerlendiriyor. Bu duruşun bir anlamı var mıdır hocam? Bu duruş tabii ki Semazen kardeşimiz ayak mühürleyerek sol ayak... Onu da ben şöyle müsaade edersen Cüneyt'ciğim göstermek istiyorum. Ayak mühürleme dediğimiz sol olay. Ayak, buyurun hocam. Baş parmağının üzerine sağ ayağını mühürleyerek bu şekilde kollarını çapraz bir şekilde bağlayarak duruşu bu birliği, vahdaniyeti... Elif gibi dimdik durup... Elif'den bahseden bir sembolize hareketi Semazen kardeşimizin. Tabi burada bir de şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. İsmail Ruzuhi Ankaravi Minhacül Fıkara isimli eserinde tenureden bahsederken onun hilat giysisi olduğundan bahsediyor. Yani hilat giysisi bildiğiniz gibi İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam cennetten getirmiş olduğu hilat giysisini ona giydiriyor ve ateşten yanmaktan kurtuluyor. İbrahim Aleyhisselam o kurtuluştan sonra oğlu İsmail Aleyhisselam'a giydiriyor. O kurban edilmekten kurtuluyor. Daha sonra İshak Aleyhisselam'a oradan Yakup Aleyhisselam'a geçiyor bu hilat giysisi. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf Aleyhisselam'a giydiriyor. Kuyudan kurtularak Mısır'a sultan oluyor ve gene Yakup Aleyhisselam'ın kapanan gözlerine üzerine sürerek gözünün açılması sağlanıyor. Dolayısıyla İsmail Rusuhi Ankaravi'yi de hilat giysisi olarak tenureyi anlatırken bize bu şekilde de mesaj vermiş. Biz de burada hiçliğe ve yokluğa niyetlenmişken tabii ki Mevlevi Semazen kardeşimiz de bunu hilat giysisiyle üzerine herhangi bir sıkıntı, zorluk çekmeden devamlı bir huzurlu bir şekilde bir yaşantı içerisinde olduğunu da hissediyor bu kıyafeti giydikten sonra. İnşallah. Tenure ve önce tabii ki bir tığbent dediğimiz bir kalın bir fitille bağlanıyor ve fitilleri tabii pileleri düzgün bir şekilde ayarlanıyor Semazen kardeşimizin tenuresini daha düzgün asılabilmesi. Bu bir bütün müdür hocam? Bu gömlek etek ayrı, ayrı mıdır hepsi bu? İki ayrı bir kıyafet üst üste giyiliyor. Ve tabii ki bu Elif-i Nemet dediğimiz kuşak olarak, kemer olarak kullanılıyor. Ve üzerinde destegül dediğimiz bu yakasız ve düğmesiz gömlek. Ve işte başındaki sikkesiyle ve ayağındaki mesleğiyle bir bütünlük arz etmiş. Eyvallah, olur. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Bize ediyorum. Çok detaylı, çok güzel bilgiler verdiniz. Eyvallah. Bu bilgileri Rabbim gönüllerimizde sirayet ettirsin inşallah, amin, içimize inşallah sindirsin ve az önce programda da bahsettiğimiz gibi yaşayanlardan eylesin. Amin. Bu inşallah halleri sadece görüp geçenlerden değil de yaşayıp içselleştirenlerden olmak dileğiyle. Cüneyt kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz başarılarının. Fahri hocama da çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hayırla kalın, huzurla kalın efendim.
Thank you.